Canlı yayın mı izlemek istersen katılabilirsin. Yeminim var ya, makyaj yapıp hazırlanmaya gerek yok. Filtreler var zaten. Neyse, herkese merhaba arkadaşlar. Bu canlı yayını, canlı yayın olsun dediği sonrasında paylaşayım diye aslında açtım. Çünkü günlerdir video çekmek istiyorum ama her akşam bitkin ve yorgun olduğum için video çekemiyorum. Bugün de kalkayım, hazırlanayım, giyineyim, fön çekeyim, video çekeyim dedim. Ama yine yorgun hissettiğim için yapmadım. Üşendim. Evet. Ama illa da çekeceğim. Çünkü neden? Kolonoskopi olacağım. Bu benim için çok önemli. Ama kolonoskopi videosunu şu yüzden çekmek istedim. Günümüzde kolonoskopiden çok korkuluyor. Ben 5. ya da 6. kez olacağım. Ben Crohn hastasıyım. Bir bağırsak hastalığı. Beni tanıyanlar bilir. Ama izleyenler de zaten bağırsaklar için çekilmesi gerektiğini biliyor. Kolonoskopiden neden korkulmaması gerektiği ne yönelik bir video çekeceğim. Bir de konuşabilirsem var ya neler. Neyse işte. Ben en yakınımdaki insanlara dahi kolonoskopi yaptıramıyorum. Çünkü çok korkuyorlar. Ve bunda aslında bir cinsiyet ayrımı yapmayacağım. Lakin gözlemlediğim kadarıyla erkekler çok daha korkuyor. Daha çok korkuyor kolonoskopiden. Şimdi kolonoskopi çok önemli. Benim için özellikle hayata öneme sahip kolonoskopi. 2012 yılında arkadaşlar bana hastalık tanısı konmadan önce ben kendi isteğimle bir arkadaşımdan duydum. Ve kendi isteğimle gittim. Kolonoskopi olacağım dedim. Adam dedi ki sana bir doktor yazmadan sana kolonoskopi yapamayız. Adam dediğim doktor bu arada. Neyse sonra ben dedim ki ben istiyorum ama böyle böyle şeyler yaşadım. İstiyorum, ne olur yapın. Yalvarıyorum adama, bana kolonoskopi yap. Neyse tamam dedi. Allah razı olsun dedim. İlaçları falan verdi işte. 2012'deydi. Kasım ayındaydı hatta o da. İşte ilaçları falan verdi. Gittim. Her şey doktor farklı bağırsak temizleme ilacı veriyor. Ben 2 senedir 2 şey kullanıyorum. Şöyle bir ilaç kullanıyorum. En iyisi bu. Bunu devlet karşılamıyor parayla. O yüzden herkes istemiyor. Ama en iyisi de bu. Diğerleri çok vasat. Zaten bu işin bence en zor, kolonoskopi en zor kısmı bağırsakları temizleme. Yani bir önceki gece, yani şu gece onda içtiğin ilaç en zor kısmı o. Yoksa diğerinde hiçbir şey hissetmiyorsun. Uyuyorsun zaten, uyutuyorlar. Ve doktoruna güveniyorsan, ki güvenmediğin insana zaten hiçbir şey yaptırmazsın. Oluyor bitiyor, uyanıyorsun. Hop, hiçbir şey olmamış yani. Çok da rahat. Ama bazı devlet hastaneleri. Ben nereden geldim bu konuya? Yine bir sıçrayış yaptım. Dinliyor muydun beni ya? Hı hı. Nereden geldim buraya? Dur. 2012. Ha evet. 2012'de kolonoskopi yaptırdım işte ilk. Teşekkür ederim. İlk 2012'de kolonoskopi yaptırdığımda ben de çok korkuyordum ama iyi ki de ısrar edip istemişim. Hastalığımın teşhisi kondu. 2005'ten beri karın ağrılarına gark olup koştur koştur doktor gezip neler neler yaşadıktan sonra bir kolonoskopi yaptırma sevdam beni hastalığımla tanıştırdı. İyi ki de ısrar etmişim. Çünkü doktorların da sana bir de kolonoskopi yapalım dedikleri bir tetkik değil. O yüzden... Ben bir şey söyleyeyim mi? Buna bilinç deniyor canım. Canlı yayındayım. Biliyorum da bu konu hakkında benim hala bağırsaklarını önemsemen bir sürü arkadaşım var. İnsanlar zannediyor ki 2-3 karnın ardında 2-3 ay kabızlık yaşıyor insanlar. Ve hiçbir şeyleri yok daha. Bu onunla ilgili değil. Bu kolonoskopi ile ilgili bir videoydu. Neyse. Sıçrayışın için teşekkürler canım. Videoma sıçradın. Çekip. Yalnızlar ben de canlı yayın oldum. Her neyse işte kolonoskopi oldum, tanım kondu. Yani demem o ki kolonoskopi korkacağınız bir şey değil. Kolay, uyutuyorlar. Bazı devlet, çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Bazı devlet hastaneleri sadece eskiden uyutmuyordu. Eskiden gerçekten herkes uyutmuyordu. Bir de rektoskopi var, daha az
bir kısma girdikleri, baktıkları, girip baktıkları, onu da hiç uyutmuyorlar. Hala uyutmuyorlar. Ama sıkın dişiniz yani. Onda da sorun yok. Onu da yaptırmış bir insan olarak. Ama kolonoskopide hiçbir sorun yok. Özellikle özelde falan yaptırıyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Gayet rahat yaptırabilirsiniz. Sizi, insanları sadece o işlemin yapılma anın geri çekiyor, korkutuyor. Korkutmasın arkadaşlar. Siz yapan değilsiniz, yapılansınız. Uyandığınızda hiçbir şey kalmayacak. Hatta bir kolonoskopi anım var, çok komiktir. Şimdi kolonoskopide her doktor farklı uyutma yöntemi yapıyor, kullanıyor. Bazen elden, tam tıbbi isimlerini bilmediğim için isim vermeyeceğim ama elden bir sıvı, beyaz bir sıvı veriyorlar. Bu seni bir süre uyutuyor. Şöyle 15-20 dakika diyeyim. Bir hoş oluyorsun. Bir nahoş oluyorsun. Öyle uyutuyorlar. Alıyorlar seni, götürüyorlar. Orada uyuyorsun. Gece getiriyorlar. Eskiden bayağı bir 2012'de falan aynı odada ayılıyorsun. Şimdi ayılırken böyle 5-10, sanki 5-10 bardak rakı içmişsin. Aynı o halde ayılıyorsun. Hiç unutmayacağım, kadının biri kalktı göbek atıyor. Ama kadın zaten tam yürüyemiyor da. Kadın kalktı göbek atıyor, diyor. Oh bey diyor, nerede benim rakım, nerede benim? Biz her akşam içeriz beyle evde rakı. Böyle söyleye kadın kalkıp göbek atmıştı. Ve ondan sonra da beni alacaklardı. Onu da izleyince zaten ben de hiç korku morku kalmadı. Ben de korkusu kaldı. Lan ben çıkınca ne yapacağım acaba? Bunlar giden bilerek geliyor, giden bir dans ederek geliyor. Şarkı söyleyenler falan. Ben de bir tanesinde uyandığımı hatırlıyorum. Uyandım. Sayı sayıyordum. Artık uyurken ne yapıyorduysam. Uyandığımda sayı saydığımı hatırlıyorum. Böyle eğlenceli de anıları oluyor yani. Kolonoskopiden korkmayın, olun. Hatta bir belli bir yaştan sonra insanların kolonoskopi yaptırmaları gerekiyormuş. 5 senede birdi sanırım. Nasıl bu kadınların mamografi, onun adı öyle miydi ya? Mamografi. Evet, yaptırdıkları, erkeklerin prostatlarına baktırdıkları gibi belli bir yaştan sonra da aslında kalın bağırsağınıza da baktırmanız gerekiyor. Bağırsak çok önemli. Hayattaki en önemli organlardan biri. Evet, vücutta ikinci beyin. Oradan çok bilmiş kardeşim de beni aydınlattı, sağ olsun. Öyle. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bunu video olarak ilk videolarda paylaşacağım. Ay bu de güzelmiş ya. Filtre güzelmiş ya. Kız bundan sonra video falan çekmek için niye makyaj yapasın ki, filtre var.